Sevgili seyirciler, futbol meydanı devam ediyor. Anketimiz vardı. Anketi bir kez daha ekranlara getirelim ki 13 bine yakın oy kullanıldı şu an itibariyle. Covid-19 nedeniyle sahada yeterli sayıda futbolcuyla çıkamayan takımlar hükmen yenik sayılmalı mı diye soruyoruz. %73'e %27 hayır cevabı geldi. Mehmet Ayan, anket de ekranda. Sen evetçi mi, hayırcı mısın? Onu ben burada tamamen öğrenelim. Hükmen mağlubiyet gelmemeli. Hayır. 35 kişiye çıkartılacak listenin genç oyuncularla oluşmuş olan tarafında maçlar oynanmalı görüşündeyim. Gürcan abi en başta tam altını çizmeden söyledi. Onu biraz daha zenginleştireyim istiyorsan. Gürcan abi de aslında bunu pratik olarak hayata geçmeyeceğini, yani hükmen mağlubiyetin pratik olarak hayata geçmeyeceğini söyledi. %100 aynı kanaatteyim. İşte ben de onun adına hükmen mağlubiyet değil zaten. Oynanamayan maç. 35 tane esamede, yani bir matematik hesabı yapalım. 35 esamede 22 Covid bulmak çok çok güç. Tek sıkıntı nerede oluyor biliyor musun? 35 esame. Sayın milletvekili bitiremedim ama ya. Sayın Bilgiç kesmeyin. Haklı haklı. Bu sefer milletvekili bitiremedim. 35 esamede 22 Covid bulmak artık yani tırnak içinde oha diyebiliriz o kulüplere. Öyle bir densiz kulübümüzde bizim olacağını düşünmüyorum. Bu kağıtta kalır. Bu hastalık canım olabilir yani. Abi 35'te 22 de olmayıversin. Bizim Burak Eren mesaj atmış. O kadar doğru zaten söylüyor ki. Sıfır olsun. Yani futbolcular hepimizden daha korunaklı hayat seviyelerine sahip. Ben şunu demiyorum. Bu kadar para kazanıyorsunuz. Ama seyahat ediyorlar. Şimdi milli takıma gittiler, geldiler. Abi tamam da yani bu ülkede de vaka sayısı kaç olursa olsun milyonlarca insan Covid'e uğramıyor yani. Sonuç itibariyle kendimizi korumaya gayret edelim. Futbolcuların böyle da bunu yapabilecek. Böyle bir hastalık hissediyoruz. Bizim servisimizden de arkadaşlarımız geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Oldular. Şu anda evlerinde. Ben diyorum ki 35'te 22'nin olması çok çok güç. Gürcan Hamen'in en başta söylediğine %100 katılıyorum. Bu biraz kağıt üzerinde kalacak ve olayı yatıştırmak için bir konu. Ama şimdi bu pandemi var, yolda kural değiştirilir meselesini meşrulaştırırsak o zaman geçen senenin özellikle ne zamanlar Ergin? Nisan-Mayıs tartışmalarını yani evde kaldığımız buralara telefonla ve Zoom'dan bağlandığımız günlerinin tartışmalarına gelebilir miyiz? Beyaz sezon, anlık tescil. Eğer biz bu pandemi var, yolda kural değişikleri bu kadar meşru kılarsak o zaman yarın bir gün önümüze liderin kim olacağını bilmeden beyaz sezon ya da anlık tescil gibi konularla da karşılaşabiliriz. Bu kadar da pandemi var diye arkasına sığınıp gerçekten kuralları berhava edeyip yok etmemizin doğru olmadığını düşünüyorum. Ve en azından bu 2021-22 statüsü gelecek yıl Haziran'da yazılırken bu erteleme hükmen mağlubiyet meselesinde kaç takımımız olursa olsun bir yerlere konması gerektiğini düşünüyorum. Biz biraz pandemi varın arkasına çok sığınıyoruz gibime geliyor toplum olarak çoğu konuda ama futbolda artık suyunu ve cılkını çıkarttık. Son bir not. Sayın Mehmet Sepil 2650 dedi, TL bazında dedi. Orada da gerideyiz dedi. %100 haklı. 2850 ama Sayın Mehmet Sepil başta olmak üzere bütün kulüp başkanlarımızın yıllar öncesinden bu 500 milyon dolar meselesinden bilmediği bir şey var. Yine Aziz Yıldırım'ı burada hürmetle yad edelim. Ne dedi? 500 olmaz dedi. Hatırlayın NTV'de Rıdvan abilerim bağlanmıştı. 500 olmaz bu iş dedi. 300 güncel kurdan yapın bu iş bitsin. 500'e falan olmaz. Ama Aziz Bey de her zaman olduğu gibi onu öyle hırlı olup anlattı ki. Orada kaldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve güçlü bir figür olarak ertesi gün bu tartışmanın ardından çıkıp bir açıklama yapsa belki daha etkili olurdu. Şimdi iş neredeyse o civarlara geldi. 2650 TL 21 takıma, 2 milyar 650 milyon lira 21 takıma ne kadar yetecek bilmiyorum. İş döndü dolaşken Aziz Bey'in dediğine geldi ama maalesef onun da bir iletişim problemi olduğu için o sürekli böyle bir şeyleri gürültülü söylemek gibi bir sevdaya sahip olduğu için onu biz yine 4 sene sonra anlıyoruz. Bu arada anketimizin devam ettiğini belirtelim. Nihai sonuçları da sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Doğru. Ama genel kana hayır yönünde. Bir de taraftar desteklemiyor bu kadar. Federasyonun bu testleri tek kanaldan, tek elden yürütmesi lazım. Hatırlayın yakın zamanda Beşiktaş Antalya Spor maçı. Maça bir gün var 40 tane pozitif vaka geldi Antalya'dan. Ortalık karıştı. Dedi ki federasyon ve bakanlık bir dakika ben kendi testlerimi yapacağım. Orada özel bir laboratuvara yaptırmışlardı. Bir tane pozitif çıktı. Ertesi gün yapılan testlerde. O yüzden federasyon bunu kontrol altında tutmak istiyorsa, maçların aksamamasını da istiyorsa kendi bizzat güvendiği, önemsediği bir kanaldan yaptırıyor olması lazım bütün kulüplere. %100 haklısınız. Şöyle ekleyeyim. Bu 21 tane çıktı diyelim ki. Pozitif. 4 oyuncu da sakat. Ne yapacaksın? Negatif olan. O
Mesela o ihtimal. Kağıda yazdık mı bunları? Kağıda yazmadan olmuyor. Yani o zaman... Bu arada Galatasaray Kulübü bir paylaşım yaptı. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız sevgili seyirciler. Bu Cüneyt'cim, paylaşımı yorumcuların yorumcularımızın arada... yorumlarını saniye, çok merak ediyorum. Mehmet Bey sorum şeyim bitmedi. Sayın Bilgiç konuşuyor. belki de federasyonun takımları Antalya'ya toplayıp Bubble 20 aynen 21 takım birden aynı NBA'in Bubble'ında olduğu yaptığı gibi oyuncuları tamamen korumaya alıp aksi davranacaklara önemli cezalar getirip ligi de bitirmesi gerekiyor. Aileleri de gelsin. Yani o şey içine. Çok uzun bir süreç için. Girilsin. Ama bu sefer hiçbir şey tartışmayız. Tık 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 oynanır gider. Cüneyt. Şeyler. Bak bir çok uygulanabilir yok. Değil. Bak seyahat yok. Yok ama ailesi ya, var bu insanların. Ailesini getirsin otele. Sadece çekirdek ailesini getirecek. Pardon? Amcasının oğluyla mı her gün görüşüyor? Şimdi bir futbolcu. Yani, zor tabii. Niye annesini, babasını, kardeşini görmek ister? Eğitim süreci var, o var, bu var, çocuk. Mesela yancıları var. Mesela futbolcunun yancıları var. Onlar mesela sorun. Yani Cüneyt, şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün hiçbir takım kendini kollamadın, Covid pozitif oldun diye oyuncusuna ceza kesemiyor. Yok, yönetmeliği yok. Kendini kollayarak abi böyle öyle kaçabileceğim bir hayır, öyle hastalık öyle şey COVID. Kendini kollayarak bir kendini kollayarak kurtulabileceğim bir hastalık. Abi. Ben bu bubble önerisine %100 hakla bakıyorum. Kurtulma ihtimali var tabii ki. Ve bu konuyu Türkiye'de ilk coşkulu bir şekilde gündeme getiren teknik rektörü Rıza Çalınbay hocamızın hakkını verelim. Bu müthiş bir öneriydi o dönem için. Şimdi Cüneyt'ciğim her şey geçtik. Burada masada nereden baksan 100 yıllık bir yayıncılık var. Hepimizin ortalama 25 yılı var. Gürcan abinin zaten tek başına 100 yılı var da. Şimdi bir maçın oynanması sadece bir takımın sonuç alması ya da puan cetvelindeki yerini değiştirmesi demek değil. Hepimiz yayıncıyız. Reklam ve sponsorluk anlaşmaları oluyor, zedeleniyor. Doğru. Örneğin A firmasısın, geldin A takımına 10 lira para verdin. 2021-22 sezonunda A firmasının başında ben olsam o kulübe derim ki sen geçen sene maç oynayamadın. Ertelendi, hükmen oldu, o oldu, bu oldu. 34 maç, 40 maç. Ben sana daha az birimden reklam vereceğim derim. Dolayısıyla bu maçların oynanmasının sadece Galatasaray şampiyon oldu, Fenerbahçe şampiyon oldu, Beşiktaş şampiyon oldu değil. Bu maçların hepimizin endüstriyel faaliyetlerini, ekmek faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından işin parasal tarafında, sponsorluk ve reklam ilişkileri tarafında, markanın gösterimi tarafından da bakacak olursak sadece futbol topunu değil, onun etrafında diyor, hatta bahis konusunu da ele almış oluruz. Sadece maçlar, futbolcular şampiyon olsun, sevinsin diye oynanmıyor yani. Doğru, haklısın. Herkes haklı. Kısaca, kendisinden baktığında. Bu bir endüstri diyor. Aynen ki öyle. Ki biz dünyada virüsün ciddiyetini maçlar iptal edildiğinde anladık bütün dünya insanları. Mart ayında falan böyle ortalıkta virüs var, sıkıntılar var ama bir dünyada maçlar durdu, futbol organizasyonları durdu. Gerçekten böyle bir hayat başka bir yere gitti. Çok, sadece çok bir topun peşinden 22 adamın koştuğu bir şey değil bu. Temaşa değil. Hani yemek içmek gibi zaruri bir şey gibi değil ama eğlence sektörü ama o kadar ciddi bir şey ki maç başlayınca biz biliyoruz ki pandemide sıkıntı yok. Hep beraber şeyi seyretmedik mi? Alman 2. ligine böyle bakmadık mı yahu? Alman 2. ligi normal şartlarda çok tabii. Değerli bir lig de bizim ne kadar ilgimizi çekiyordu. Alman 2. liginden ilk maç oynandığı gün ben ekranın karşısına baktım, böyle baktım yani. Belarus'u da seyrettik canım. Belarus'u seyrettik, ne evet. Ne maçlar oynandı. Seyircili. Ne güzel maçlar. O baba nerede? O baba hala görevde mi ya? Yemişim şeyi diyen baba görevde mi hala Cumhurbaşkanı Belarus'ta? Lukashenko. Görevde. Görevde mi yani? Bayağı yemişim deyip adama takır tukur oynattı, hayatı sürdürdü yani. Şimdi bir başka gündem maddemize geçeceğim. Hakemlere milli arada düzenlenen seminerde önemli uyarılarda bulundu Merkez Hakem Kurulu. A-Spor farkıyla taşıyalım ekranlarınızı.